Gördüğünüz gibi burası nedir? Dış kulak dediğimiz bölüm. Şu kulak zarına kadar olan bölge. Orta kulak, örs, çekiç, üzengi denen şu kemiklerin olduğu bölüm. Ostaki borusuna açılır. Ostaki borusun geniz eti olduğu bölgeye açılır. Yani içeride bir hava sirkülasyonu var. Ostaki borusundan kulağa kadar açılan bir kanal var. Hemen şu arkada ağzımızı açtığımızda dilciğin arkasında ostaki borusu açılır. Geniz etinin olduğu bölgede. Ağız içiyle kulak dışı arasında bir denge, bir hava dengesi var. Şu kulak zarı mantardan dolayı, kandida mantarı genellikle enfeksiyon kaparsa kalınlaşır. Kalınlaşırsa burada ostaki borusundan dışarı hava girme çıkmaz. Dışarıdaki hava da içeri girmez. Hava sirkülasyonu biterse sorun başlar. Yani birçok kulak sorunu var. Şu salyangozun içerisinde tüy gibi şu şekilde hücreler var. Bunlara tüysü hücreler denir. Tüysü. Halın üstündeki iplik gibi. Birçok tüysü hücre var. Milyonlarca. Bu tüysü hücreleri biraz daha büyütürsek şu tüysü hücreleri besleyen damarlar var ve hemen onlara bağlantılı sinir lifleri, sinir hücreleri var. Şu şekilde. Şu hücren, bu sarı olan da sinir hücresi. Yani bu halın üstündeki iplik gibi olan tüysü hücreler dışarıdan gelen ses dalgasını alır, beyne iletir. İletirken herhangi bir darbe, sürekli ve çok yoğun gürültülü ortamda çalışma, asker, polis vesaire meslek icabı ateşli silahlarda eğitim yapanlarda tüysü hücreler deforme olursa, şekli, yapısı, dokusu bozulursa akordu bozuk saz gibi cızırtı yapmaya başlar. İşte kulak çınlaması böyle ortaya çıkar. Birçok insanda tüysüz hücreler beyne bile iletemediği için sesin mahiyetini, özelliklerini arı vızırtısına benzer, şelale sesine benzer, patlayan bir balon gibi fıs diye bir ses, çeşit çeşit sesler çıkabilir. Her insanda farklı. O sadece kişi duyar. Kulaktaki fıs diye balon, yani hava kaçırma gibi, arabanın lastiğini hava kaçırması gibi çeşit çeşit sesler. Bazen beyinde de ses gelir. Beyindeki sesle kulaktaki ses birbirine karıştırmamak gerekir. Bunun tedavisi var mı? Tabii ki. Önemli olan bunları zaten doktorunuza gidiyorsunuz, anlatıyor. Kulak çınlaması şudur falan filan. İşte tüysüz hücrenin büyütülmüş hali. Evet, burada anormallik tüysüz hücre beslenemediği için herhangi bir yüksek tansiyon olabilir. Yani çeşit çeşit sebepler olabilir. Düşük tansiyon, yüksek tansiyon, vitamin eksikliği, B12 vitamini, demir eksikliği, yani kansızlık, çok yoğun adet gören bayanlarda kansızlık sorunu nedeniyle kulak zarının delinmesi, darbe, kulağa tıkaç takma, kulak iltihaplanması, şeker hastalığı, diyabet nedeniyle damarların sertleşmesi, bozulması, deforme olması, beyin bölgesinde tümörler, stres, kulak kemiğinde değişimler, menire baş dönmesi, kulak içindeki basınç nedeniyle oluşan menire hastalığı baş dönmesi. Bir de vertigo var. Ona daha sonra biraz sonra açıklayacağız. Menire ile vertigo farklı şeyler. İkisi de baş dönmesi ama menire kulak içindeki basıncın kulak zarının görevini görememesi, havalandırma görevini görememesinden kaynaklanan durum. Mesela kalp damar rahatsızları, birçok sorun kulak çınlamasını tetikleyebilir. Ben Almanya-Türkiye arasında belki 100 defa uçakla uçtum. En son uçuşumda öyle bir kötü iniş yaptı ki böyle basınçtan dolayı kulağımda çınlama başladı. Önemsemedim geçer diye. Akşam oldu, yattığımda uyuyamadım o kadar. Oo, çok kötüymüş bu kulak çınlaması. Gün içerisinde fark etmiyorsun. Ama yattığın zaman sessiz bir ortamda uyuyamıyorsun. Korkumdan ne yaptım? Limsa. Eski ismi iksir. Evet, bunu korkumdan 6-7 defa yarım fincan içtim. Çok şükür bir haftaya geçmedi, 3-4 günde atlattım. Şimdi aniden olursa akut etkili, kronikleşmedikçe. Buradaki tüysüz hücreler deforme olmuş, gördüğünüz gibi biraz bazıları. Tüysüz hücrelerde yapısı dokusu bozulmazsa damarlarda oluşan sorun çok kısa sürede tedavi olabilir. Yani akutsa sorun değil, çok kolay. İşte tüysüz hücrenin şekli deformasyon olmasa, onu besleyen şu kıldan 1000 kat ince angstrom çapında damar, angstrom. Bu damarlarda, bunu besleyen damarlarda sorun olmasa problem değil. Varsa da limsa ile açılır damarlar, plaklar çözülür vesaire. Ama kronikleşirse işte o zaman problem başlıyor. Kronikleşti mi beslenemeyen hücreler
eğilir, bükülür, yamulur. Artık dışarıdan gelen ses dalgasını beyne iletmekte sorun çıkar. O zaman beyin anlamadığı için ne olduğunu kulak çınlaması başlar. Dikkat ederseniz burada şöyle salyangoz var. Alt kısmı şurada antenleri gibi salyangozun. Üstte 3 tane yay şeklinde organ var. Bunlar farklı farklı şekiller. Altta salyangozdaki sinirler beyine gider, beyin değerlendirir. Üstteki denge organında sorun olursa o zaman beyinciye gider. Yani vertigo varsa, baş dönmesi varsa. Evet, vertigo çok kötü. Vertigo olan kişi şöyle salyangozla denge organı, şu 3 tane yay şeklinde organ birleştiği noktada bir kesecik var. Kesecik. İçerisinde aynı küçük küçük mikro ve yumurta gibi taşlar var. Bu taşlar tüysüz hücreler üzerinde dolu, aynı şu şekilde. Bu hücrelerin içerisinde siz sağa yatsanız taşlar sağa doğru kayar, sola yatsanız sola doğru kayar, öne doğru yatsanız öne doğru. Yani bu hücrenin içerisindeki taşlar sizin hareketinize göre kendine şekil verir. Otolit taşları denir. Otolit taşları şuradaki siler denen sinir, bunun için tüysüz hücre var ha, siler. Bu hücreler tarafından böyle adeta tutulur, ona göre şekil verir, kayar sağa sola hareketimize göre. Bu taşlarda yerinden oynarsa, kayarsa ya o zaman sorunlar çıkar, baş dönmesi başlar, vertigo. Şuradaki makula denen bölgelerde taşlar var. Buradaki taşlar oynarsa şu yay gibi olan bölgenin içerisine sıvı var, jöle gibi. Ha, şu üst kısımda sarımsı yayların içerisinde jölemsi sıvı var. Şuradan kesecik ve tulumcuklardaki taşlar oynarsa bu yayın içerisine girer. Küçük küçük taşlar yani, o kadar. Sıvının içerisine giderse yayların içerisine denge sorunu başlar. Şimdi bu denge organındaki sinirler nereye gidiyor? Beyinciye, arkaya. Beyinciye gider. Şuradaki sinirler, şu sarı sinirler beyinciye gider. Yani salyangozdaki sinir beyine gider. Kulak çınlaması varsa kişide salyangozda sorun var demek. Baş dönmesi, vertigo varsa denge organında sorun var demek. Burada taşlarda oynama olursa o zaman vertigo olur. Bu hücrelerin içerisinde kuş yuvası gibi, içerisinde yumurta varmış gibi oradan taşlar fırlarsa, çıkarsa, jölemsi sıvının içerisinde oraya buraya giderse sorunlar başlar. Evet. Çok karmaşık bir yapıya sahip Allah'ın işi işte, akıl sürenmez yaratan mükemmel yaratmış. Bu da kulak tüpü. Kulak tüpü kulağın üstteki borusunda içeride herhangi üşütme, grip, nezle vesaire vesaire nedeniyle genizetinde iltihap varsa orta kulakta iltihaba bulaşır. Faranjit varsa, boğaz ağrısı varsa orta kulağa bulaşır. Orta kulaktaki enfeksiyon sıvı oluşursa hava dışarı çıkmaz, dışarıdaki hava içeri girmez. Sirkülasyon durursa basınç oluşur, hava basıncı. İngiltere'de vatandaşın birisi birahane çalıştırıyor. Londra'da çok çevresi var, herkes seviyor, sayıyor falan, geliyor gidiyor. Bir gün kulağı ağrımış, doktora gitmiş. Oo, basınç var. Ne yapacağız? Kulak tüpü. Kulak tüpü takarken adama salyangoza zarar vermiş ve denge organına zarar vermiş. Hem baş dönmesi hem kulak çınlaması var. Ne olacak şimdi? Demiş ki olabilir iş kazası. Vermişler kortizonu, vermişler kortizonu, balon gibi olmuş. Unutkanlık, hafıza zafiyeti, biriken sorunu bin tane sorun çıkmış. Tansiyon, kolesterol, lipid, trigliserit şaşmış her şey, denge şaşmış. Çocukları beni aramışlar, bulmuşlar. Gökçek çözse sorunu çözebilir. Zaten tedavi ediyormuş, yüzlerce hastayı tedavi etmiş, ona gidelim. Beni aradı, dedi ki ya çocuklar buldu telefondan seni, sen tedavi edebiliyor musun? Kulak tüpü taktırdım, kulak çınlaması, baş dönmesi başladı, delireceğim. Kaç senedir kortizon kullanıyorum, bir de faydası olmuyor. Daha da kötü oldu, unutkanlık. Herkesle bol bol şakalaşırken, eğlenirken, şimdi robot gibi oldum, söylenenleri bile anlamıyorum. Perişanım. Tedavi edebilir misin gerçekten? Evet ederiz, sorun değil. Ben oraya geleyim o zaman. Buyur geldi. İzmir'de 3 ay kaldı. Hem izin yaptı hem bizim ürünleri kullandı. Bir gün geldi, dedi ki, beni tanıyor musun? Tanımıyorum. Ben Mehmet, hangi Mehmet? Londra'da kulak çınlaması, ha tamam buyur dedim. Dedi ki İzmir'den uçabilirdim Londra'ya ama İstanbul'a geldim ekstra. Niye? Seni görmek için. Niye? Beni gördü işte. Dua ediyorum sana. Allah razı olsun. Hayatımı kurtardın. Normale döndüm. Her şey bitti. Çok şükür. Evet. Daha önce gelseydi tabii ki neye gerek yoktu?
Kulak tüpüne de gerek yoktu. Kortizon kullanmaya da gerek yoktu. Hiçbir şey gerek yoktu. Ama yaşanacak işte. Yaşanırsa, kaderinde varsa yaşar insan yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi Antalya'dan bir hanımefendi aradı. Zehra Hanım herhalde ya, hatırladığım kadarıyla. Demiş ki doktoru, kolesto-atom var demiş sende. Yani örs, çekiç, üzengi. Üzengi hariç şu kulak zarıyla hemen üst tarafında boşlukta örs çekiç denen kemiklerin üstünde kist oluşmuş. Kolesto-atom deniyor buna. Tedavi olmasan beyne gider, şu olur, bu olur. O kadıncağız korkmuş. Ölecek korkudan. Beni aramış, dedi ki ameliyat olmak istemiyorum, daha kötüymüş vesaire vesaire, ne yapabilirsiniz? Sorun yok. Gökçek var, problem yok. Allah alem. Tedavi ederiz. Zerdeçal seti kullanacaksın. Zerdeçal, mahiteki, limsa vesaire vesaire. Tedavi ederiz. Ha, iyiymiş dedim. Bizim ürünleri kullanmaya başladım. Bir ay oldu, arıyor. Yok, geçmedi. İltihaba akıyor hala. İltihaba akıyor. İltihaba akıyor. Aksın dedim, akıyorsa iyidir. Kist oluşmuyor. Söylemesi kolay. Çok kötü, pis kokuyor. Ne yapayım? Akıyorsa iyidir. Akmıyorsa orada kist büyüyecek demek. Tehlikeli. Taşlaşacak. Kemik gibi oluyor. Ne zaman, ne kadar akıyor bu ya? Ne kadar çok akıyor ya? Bu kadar şey mi olur ya falan? Ne yapayım dedim ya. Allah Allah. Hastalanmışsın. İyileşeceksin. Ama sabır lazım bu işte. Okus pokus yapacak halimiz yok. Devam. 3 ay oldu, 4 ay oldu. Ne zaman gidecek? İltihaba bakıyor. İltihaba bakıyorsa iyi olur, panik yok diyorum. Hala iltihaba bakıyor, iltihaba bakıyor. Pis kokuyor, kötüyüm. Bu ne kadar iltihapmış, içim dışım iltihapmış falan konuşup duruyor ya, la ilahe illallah. Panik yok, akıyorsa iyidir diyorum diyorum. Her sefer arıyor, her sefer arıyor. 6 ay oldu nihayet. Dedi ki, çok şükür kurtuldum. Ağrılardan da iltihaptan da hepsinden kurtuldum. Hiçbir şeyim kalmadı. Ne mutlu sana. Yani tedavi süreç ister, zaman ister. İltihap bu, hem de taş gibi olmuş bir iltihap. Kolesto-atom taş gibi kemikleşmiş. Öyle kolay bir şey değil yani. Bir gün doktorun birisi, 19-20 yaşlarında gence, demiş ki senin orta kulaktan bir kemik büyüyor, şuradan yukarı doğru çıkıyor. Beyne doğru gidiyor, kemik büyüyor demiş. O kemiği ameliyatla almamız lazım demiş. Doktora bak, kulak burun boğaz doktoru. Kemik büyüyor demiş. Ben herhalde, dedi ki kemik büyüyormuş. Kemik büyüyorsa sadece kulağında büyümez, orta kulakta. Ellerinde büyür, burnunda büyür, yüzünde büyür, ayaklarında büyür. Bütün vücudunda kemikler büyür. Sadece bir noktada kemik büyümez. Sadece bir hastalık var. Akromegali, hipofiz bezesinde tümör olursa, mikro makro adenoma haricinde bir de akromegali denen başka bir hastalık daha var. Bu, o zaman eller büyür, ayaklar büyür, yüzler büyür. Bu başka bir hastalık. Akromegali. Hormonal anormallik nedeniyle onda da el, yüz, ayak büyür yani. Bir kemik yine büyümez. Dedi ki bu kemik değilse nedir? İltihap. Kemik gibi sertleşmiş. Ya o kemik gibi olur mu iltihap? Evet, olur. Ne yapacağız? Zerdeçal seti, zerdeçal, mayteke, limsa. Kullanıyorsun. Bitti gitti. Gerçekten bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Sabredersen. Sabredemezsen zor. Bizim ürünleri kullandı. 25, 24, 25 gün kullandı. Fazla değil yani. Sabah kalkmış erkenden. Beni arıyor sabah namazı. Hocam, hocam, buyur. Kalktım, yatağın üstü simsiyah, yastığın. Ne olmuş? Kulağım akmış. Çok komiksin dedim. Kulak akar mı? Kulak aksa sen konuşabilir misin? Ölürsün. Kulak akarsa bittin zaten. Ne o zaman bu akan? Doktorun iltihap dediği, kemik dediği şey iltihap, o akmış. Allah Allah. Evet, Allah Allah. Ne yapacağım şimdi? Doktoruna git. Kulağını yıkat. Sonra da beni ara. Tamam dedim. Doktora gitmiş. Doktor, aa demiş. Bu kemik değilmiş. İltihapmış. Ne olacak şimdi demiş. Kulağını yıkayacağız demiş. Kulağını yıkamış. Beni arıyor. Hocam doktor, iltihapmış bu dedim. Bilmiyormuş. Şimdi dedi, kulağımı yıkadı. Tertemiz. Hiçbir rahatsızlığım yok. Eve gidiyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsın hocam. Şimdi Almanya'da yabancıya ev vermiyorlar. Türksün, tamam. 5. sınıf vatandaşsın Almanya'da. Ev tutamıyoruz. Parasıyla ama vermiyor. Türksün. Ha, Türk müsün? Yok. Kusura bakma, ev gitti. Yalan söylüyorlar. Mecbur kaldık. Eski bir evin en üst katında, çatı katında adam böyle bir odayı üçe bölmüş. Bir oda, üç oda yapmış. Yahudiler, 2. Dünya Savaşı'nda Yahudiler bütün Almanların elindeki daireleri, dükkanları, işlerini satamamışlar. Neye satın biliyor musun? Bir çuval patatesi bir daire satın almışsınız. Ölmemek için herkes bir çuval patates için dairesini satmış. Bir tane tanıdığım bir Yahudi vardı. Tam 189 apartmanı vardı adamın. Ondan kiraladık. Ama mobilyanın yarısı çöpe gitti. Yerden çöpe gitti. Çünkü yer yok. Yatak odasını yer yatağı yaptık.
Bizim yer yatağı yaptığımız yerin yanında öbür vatandaşın banyosu varmış. Nemlendi, küflendi, fark etmedik yatağın altı. Benim kulağım ağrıyor, küçük oğlumun kulağı ağrıyor. Onu çocuk doktoruna, ben doktora. O doktora, ben doktora. Kulak burun boğaz doktoruna gidiyorum, o çocuk doktoruna gidiyor vesaire vesaire. Bir kulak doktoruna gidiyorum, diyor ki ekzema. Ne kullanayım? Şunu şunu kullan. Kullanıyorum. 3-4 ay sonra ağrı devam ediyor. Başka doktora gidiyorum, mantar diyor. Ne kullanayım? Şunu kullan. Kullanıyorum. 3-4 ay sonra devam ediyor. Başka doktora gidiyorum. Doktorun biri dedi ki sinirler büzülmüş. Askıyla gezeceksin, kulağını üşütmeyeceksin. Ne zaman? Yazında mı? Sonbahar, kış, ilkbahar. Askıyla geziyorum. Askıyla geziyorum, yine kulağım ağrıyor. Doktora dedim, ya sende de iş yok. Neyse, başka bir doktora gittim, dedi ki sen kulağını çok temizliyorsun. Hassaslaşmış kulağını. Kulağını temizleme. Kirli mi geziyim? Kirli gez. İyi, peki. Kulağımı temizlemedim, yine geçmedim. Çocuğu da götürüyorum kulak burun boğaz doktoruna. 7. doktor yaşlı bir kadın, 70 yaşlarında. Dedi ki bunu hiçbir doktor anlamaz dedi. Yeni nesil anlamaz. Niye anlamıyordun? Sen nasıl anlıyorsun? Dedi ki bak, ostaki borusu şu, şuradan örs, çekiç, üzengi denen kemikler. Şuradan dışarıdan kulak doktoru baktığı zaman, o kulak zarından hemen şu alt hizasında, şu boşlukta, ostaki borusunun olduğu bölgede iltihap olursa doktor bunu göremez. Bu da salyangoza zarar verir. Sinirleri sıkıştırır, ağrı yapar. Orta kulak iltihaplanmasını doktor göremez. Şimdiki teknolojide görüyorlar tabii. Ne olacak? Özel bir yağ sür. Ben de özel bir yağ geliştirdim. Ozon yağıyla karışık. Şimdi onu değiştirdim, dönüştüm, daha da geliştirdim. Karanfilli, bilye kekik, kekik vesaire vesaire birçok yağ içerir. Ozon yağı. Birkaç damla kulağına damlatıyorsun içine. Kulak zarında mantar yerleşirse, küflenirse, kalınlaşırsa içeride oluşan basınç hava dışarı çıkmadığı için basınç oluşur, menil hastanı tetikler. O da tedavi edilmez, içeride sıvı birikir. Enfeksiyon kapar vesaire vesaire. Kolesteatom olur, iltihap olur, o olur, bu olur, şu olur. Bir sürü sorunu tetikler. İki damla damlatıyorsun kulağına, şak. Oradaki bütün pisliği temizler, aratır. Şu kulağın altına şuraya böyle sürüyorsun, hiçbir sorun kalmaz. Evet, değiştirdim, dönüştürdüm, geliştirdim. Hemen çocukta uyguladım. 10 numara geçti. Kendim de uyguladım, geçti. Yıllardır boşu boşuna kulak burun boğaz doktoruna almaya da gittim geldim, gittim geldim. Her doktor başka bir hikaye anlattı. Evet, işte bu vertigo, baş dönmesi, kesecik ve şu bölgede kesecik ve tulumcuk. Burada hücreler var, kuş yuvası gibi, yumurta gibi şeyler duruyor. Sen bu tarafa yamulursan yumurtalar gibi taş kristaller, taşlar oynuyor, böyle hareket ediyor. Çok enteresan. İşte buradaki sinirlerin hepsi beyinciye gider. Vertigo. Eğer ki içindeki taşlar oynarsa ve bu denge organının içerisindeki sıvı da şu mavi bölge yağ şeklinde jöle gibi sıvı var. Taşlar fırlar bu kanala geçerse veya basınç oluşursa veya basınç azalırsa vertigo. Vertigonun bir de tetikleyen başka faktörler var. Beyin travması olursa, beyincikte sorun olursa, merkezi sinir sisteminde sorun olursa, periferik sinir sisteminde sorun olursa vesaire vesaire. Birçok sorun vertigoyu tetikler. Gökçek söylediyse doğrudur diye bir şey yok. Biz de Allah'ın aciz bir kuluyuz. Öyle mi? Neye bakıyoruz? Klinik araştırması. PubMed'de yapılan çok büyük klinik araştırması yayınlanmış. Brezilya Tıp Üniversitesi Fakültesi'nde vatandaşlar bununla ilgili ne yapmışlar? Buluşlar yapmışlar. Denemişler ginkgo ile ilgili. Ginkgo, kulak çınlaması, vertigo gibi rahatsızlıklarda etkili. Maytake, zerdeçal, kolesteatomda, iltihapta ise Afrika sardunyası, boswellia, tabii ki her türlü kulak rahatsızlığında limsa. Kan akışını düzenler, kan dolaşımı düzenler, iltihaplar önler. Miyom, kis, nodül, yağ bezi, tümör. Fark etmez. Orta kulakta kolesteatom veya başka bir kis. Hepsini eriz. Evet. Her türlü kulak sorununun çözümü mümkün. Ben burada ne diyorum? Brezilya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. São Paulo, Universidade Anhanguera, São Paulo. Vakti olan, zaman olan bakabilir. Sadece ginkgo yetmez. Bazıları A firmasından, B firmasından, C firmasından, D firmasından ginkgo alıyor, faydasını görmedim. Ginkgo beyne kan akışını artırır. Göze, kulağa, beyne kan akışını da gözü, kulağı, beyni besler. Ama orada angstrom çapında damar var. Tüysüzdürür besleyen angstrom, kıldan bin kat ince. Orada pıhtı oldu, iltihap oldu, daralma oldu, o oldu, bu oldu, şu oldu. Bunu nasıl açacaksın?
O zaman ginkgo yeterli değil. Limsa. Ha, burada bir ürün daha var. Boswellia zerreta. Ödem ünleyici, ödem. Her türlü ödem. Birçok insanda beyin omurilik sıvısına bos denir. Beyin omurilik geçemez her şeyi. Beyni omuriliğe, kandaki her şey geçemez. Sadece besleyici maddeleri beyne ve omuriliğine geçişine müsaade edilir. Buna beyin kan bariyeri denir. Bariyeri geçemez. Glikoz, vitamin, mineral, seçici. Beyin her şeyi almaz. İşte burada herhangi bir enfeksiyondan, ondan bundan, şundan dolayı beynimiz adeta su havuzunun içerisinde böyle duruyor. Yoksa ne olur? Herhangi boks, kickboks, judo, taekwondo bir darbe yedin. Beynimizi koruyan su tabakası olmazsa, BOS denir buna. Beyin omurilik sıvısı olmasa ne olur? Pat, beyin bitti. İki saniyede yalla öbür alım. İşte beyinde birikirse su, hidrosefali denir. Tedavisi yok dünyada. Şant takıyorlar, buradan buraya akıtıyorlar. Fazla suyu içeri akıtıyorlar falan. Bir sürü hikaye. Oysa Boswellia ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Bu Boswellia sadece beyindeki fazla sıvıyı hidrosefali tedavi etmez. Orta kulakta biriken sıvıyı da akıtır, temizler. Gözdeki fazla sıvıyı, glokom, basınç oluşan sıvıyı da akıtır. Her şey var.